günün manşetleriyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan yeni arabalı vapur seferinin açılış töreninde konuştu. CHP lideri Başbakan Ahmet Davutoğlu'na anayasanın ilk dört maddesinin nesini değiştireceksiniz? Çıkıp şu millete bir anlatın bakalım diye seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Üç Kuyular Vapur İskelesi'ndeki açılış töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu anayasanın ilk dört maddesinin asla tartışılamayacağını, başkanlık sistemini kabul etmediklerini belirterek parlamenter sistemi güçlendirecekseniz hay hay masaya otururuz derken Başbakan Ahmet Davutoğlu'na da ilk dört maddenin nesini değiştireceksiniz? Çıkıp şu millete bir anlatın bakalım. Ben de anlamış olayım diye seslendi. Son dönemlerde bir anayasa tartışması var biliyorsunuz. Bize diyorlar ki gelin. Yeni bir anayasa yapalım. Kendilerine net açık şunu söyledik. Mektup gönderdik. Dedik ki eğer bir anayasa çalışması yapılacaksa bizim bazı şartlarımız var. İlk dört madde bizim için asla tartışılamaz. İlk dört madde Hasan Tahsinler'in iradesiyle oluşan maddedir dedik. İlk dört madde bu devleti kuranların kurucu iradesidir dedik. Buna dokudu unutmayız dedik. Arkasından söyledik. Başkanlık sistemini kabul etmiyoruz. Parlamenter sistemi güçlendirecekseniz hay hay masaya otururuz. Efendim diyorlar hiçbir koşul ileri sürmeyin. Gelin yeniden yazacağız. Şimdi buradan İzmir'den Sayın Davutoğlu'na açık ve net bir çağrı yapıyorum. İlk dört maddenin nesini değiştireceksiniz. Çıkın şu millete bir anlatın bakalım. Ben de anlamış olayım. Ama sevgili İzmir'liler, size şöyle bir güvenceyi verebilirim. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili parlamentoda olsa bile, bir tek olsa bile bu değişikliklerin, diledikleri değişikliklerin hiçbirisini parlamentodan geçiremeyeceklerdir. Bunun mücadelesini vereceğiz. Bu güvence bizim parlamentoda olmamızdan çok bizim size olan inancımızdan kaynaklanıyor. Size inanıyoruz biz. Size güveniyoruz. Bu ülkenin milletine güveniyoruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından coşkulu kalabalıkla birlikte Ahmet Piriştina arabalı yolcu vapurunun kurdelesini kesti. Ahmet Piriştina'yı İzmir Körfezi'ne bırakıyor. İzmir'deki açılıştan sonra Seferihisar ilçesine geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu burada Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği Derneği'nin düzenlediği yerel yönetim ödülleri zirvesine katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Priştina Arabalı Vapurunun açılışının ardından gittiği Seferihisar'da coşkuyla karşılandı. <laughs> Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İlçe Başkanı İsmail Yetişkin tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Dutlar Altı Kahvesi'nde Seferihisarlılara seslendi. <laughs> Sohbet sırasında hükümetin dış politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, çözüm adresinin CHP olduğunu söyledi. Bunlar, bu iktidarda olanlar, yani Türkiye'yi yöneten üçüncü sınıf kadro, Türkiye'nin sorunlarını çözemez. Türkiye'nin sorunlarını çözecek olan tek parti vardır. O partinin adı da Halk Partisi. Butlar altındaki sohbetin ardından CHP lideri, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği zirvesine katıldı. İki gün sürecek olan zirvede konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yerel yönetimlerde en başarılı projeleri CHP'li belediyelerin yaptığını anlattı. Bizim CHP'li belediyelerin Türkiye'de başlatılan çok sayıdaki ilk projenin sahipleri olmuşlardır. Çünkü bu felsefeden hareket etmişlerdir. Örneğin ilk toplu konut projesi CHP'li belediyeler gerçekleştirmiştir. İlk toplu konut projesini. İlk metro Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilk metroyu başlatan yine CHP'li belediyelerdir. Ve o kadar ki İzmir'in metro maliyeti, kilometre maliyeti İstanbul'dan üçte bir fiyattır. İstanbul üç misli daha pahalıya yapar. Ankara iki misli daha pahalıya yapar. Ama İzmir bunun üçte bir fiyatına yapar. Ve daha da önemlisi bu fiyatlara rağmen Ankara ve İstanbul beceremedi, yapamadı. Ulaştırma Bakanlığı el koymak zorunda kaldı. Ama İzmir tek başına ve bütçesiyle bu metro olayını hayata geçiriyor. Bu aslında bir CHP'li belediyenin neler yaptığını gayet güzel gösteriyor. Ama sanki CHP'li belediyeler hiçbir şey yapmıyormuş gibi özel bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Özel bir algı. Bunu yerle bir edeceğiz. Etmek zorundayız. Madem ki üretiyoruz, madem ki çalışıyoruz, madem ki hizmet veriyoruz, madem ki bulunduğumuz kentte belediye başkanı yaparken sürekli oy oranımızı artırıyoruz, o zaman biz halka güven veriyoruz demektir. Şimdi bu güveni Türkiye satına yaymak zorundayız ve bunun mücadelesini vereceğiz. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Yarınsa belediye başkanlarına ödül verilecek. Evet sevgili seyirciler biraz önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir'deki konuşmasında anayasanın ilk dört maddesinin nesini değiştireceksiniz diye sordu. Şimdi biz bu süreci konuşacağız anayasa mahkemesi kararları, dokunulmazlık tartışmaları, anayasa komisyonu masası dağıldı biliyorsunuz ama tekrar toparlanmaya çalışılıyor. Dış politikada geldiğimiz nokta vardığımız son durum ne? E ee, tüm bunlar yaşanırken elbette deneyimli siyasetçilerin değerlendirmeleri bizim için çok önem kazanıyor. Yine deneyimli bir siyasetçi, saygın hukuk adamı Hüsamettin Cindoruk bizlerle birlikte stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Evet biraz önce e, tüm şimdi gündem aslında bu anayasaya kilitlenmiş durumda. E, bugün önemli bir panel gerçekleştirdiniz evet. sizde. İsterseniz bir oradan başlayalım. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz e, Yorgundunuz aslında tüm gün e, stüdyomuzda sizi evet. ağırlamak bizim için de çok onur verici. E, bugün neydi o birliktelik? Erdoğan tez vardı. Kimler vardı? Onlarca bir Kanadoğlu vardı. Değerli hukuk adamı yine Atatürkçü Düşünce Derneği'nin evet. düzenlediği siz evet. vardınız. Buyurun ne konuştunuz, neydi amaç? Ümit verici bir konuşma ve ümit verici bir toplantı. Şöyle diyebilirim, içimi serinletti toplantıda. Özellikle gençlerin gelişi. Salona sığmadılar, hatta kürsüye aldık onları. Duygulu, neşeli, dirençli, dayanıklı bir halk kesimiyle beraber oldu. Oldukça kalabalıktı. Çok kalabalıktı. Umudumuzu arttıran bir toplantıydı. Hem Sayın Kanatoğlu hem Sayın Tezic çok önemli vurgular yaptılar tabii. Sorulara cevaplar verdik. Yorgunluk yok bence şu anda. Hatta kendimi daha dingin hissediyorum. Bu çocukların bu gençlerin eski yeni siyasetçilerin koşarak. Geldikleri bir toplantı. Halk böyle toplantılar bekliyor. Cumhurbaşkanı'nın tek taraflı dayatmasına karşı hı hı. sizin kanalınızdan başka da bir kanal kalmamış gözüküyor. Varsa bile ben şimdi söyleyemiyorum, hatırlamıyorum. Olabilir. Ama demin gördüğüm şu var ki Sayın Cumhurbaşkanı arkasına bütün haber kanallarını almış. 24 saat yayın yapıyor aşağı yukarı. Bir konuşmayı bitiriyor, bir başka konuşmaya geçiyor. Bir gün bir iskemle üstüne çıkıyor, bir gün bir kürsüye çıkıyor. Bir başkanlık sendromuna tutulmuş gidiyor. Şimdi biraz evvel Sayın Kılıçdaroğlu çok doğru bir şey soruyor. Bir soru soruyor. Bu dört maddenin nesini değiştireceksiniz? Çıkın anlatın bunu. Evet. Çünkü bunlar maddi gerçekler. Ve hı hı. anayasamıza girişleri de bir tesadüf değil. Bunu darbe anayasası falan da koymuş değil. Hı hı. Bu 1921'den itibaren bütün anayasalarımızın temelini teşkil eden hı hı. cumhuriyetin tarifi. Cumhuriyet bu tarifin içinde. Eğer zaten bunlar değiştirilirse cumhuriyet kalmaz ve o zaman pek çok Amerika'daki Obama'nın dahi işkillendiği bir durum ortaya çıkar. Acaba siz bir İslam devleti mi kurmak istiyorsunuz? Siz bir hilafet mi getirmek istiyorsunuz? Niye Cumhuriyet'in temeli, güvencesi, sigortası olan dört maddeyi değiştireceksiniz? Evet. Bunlar ortadan kalktığı zaman siz o zaman yepyeni kim bilir Orta Doğu'da vaktiyle yine bir takım emperyal güçlerin direttiği gibi bir Orta Doğu'da bir başka devlet mi? Eş başkanlık mı düşünüyorsunuz? Türkiye bir Batı Avrupa devleti olacaktır. Kimse bundan şüphe etmesin ona göre kurulmuştur. Ona göre düzenlenmiştir. Evet. Sadece Büyük Atatürk'ün gayretleri, konuşmalarını dayanarak söylemiyorum. Nasıl kuruldu Türkiye Cumhuriyeti? Ona dayanarak söylüyorum. 30 tane kongre var. Kars'tan başlıyor, Denizli'ye kadar. O kongrelerde Kuvayi Milliye Duruğu ortaya çıkıyor. Halk direnişi oluyor. Urfa'da, Gaziantep'te, e, Denizli'de, İzmir'de her yerde ortaya çıkan dernekler, halk bir cumhuriyet ortaya çıkarıyorlar. Biz sadece Sivas ve Erzurum kongrelerini biliyoruz. Hayır, 30 tane kongre var. Evet. Bu 30 kongreyi de halk kendi içinde canlandırıyor ve koruyor. Ve o kurgunun sonucunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor ve savaşı idare ediyor. Savaş yöneten bir meclis. O savaşın adı ne? Kurtuluş Savaşı. Savaşın adı ne? İstiklal Savaşı. O savaşı gerçekleştiren meclis, bir meclis hükümeti, sonra bir cumhuriyet ilan ediliyor. O cumhuriyetin dayandığı ne? Meclis. Parlamenter demokrasi. Bugün panelde de söyledim. Atatürk o kadar parlamenter demokrasiye bağlı ki, 1935'te bugünkü meclis binasının projeleri yapıldığı zaman Ortaya bir şey çıkıyor. İki tane genel kurul salonu var. Bir millet meclisi, bir senato. Üç tane de grup toplantı salonu var. 938'de Atatürk vefat ettiği zaman o meclis binasının inşaatı başlamış. Atatürk'ün hedeflerine doğru gelişiyor. Bugün mecliste iktidar partisinin toplantı yaptığı salon aslında senato genel kurulu. Nitekim 61'den sonra Senat orada toplandı. İki meclisli bir parlamento düşünen bir Atatürk ve bir meclis hükümeti kurmaya çalışan bir millet. Neyi değiştireceksiniz? Nasıl değiştireceksiniz? O kudretiniz var mı? Atatürk isteseydi başkanlık sistemine geçmez miydi? İrönü isteseydi geçmez miydi? Celal geçmez miydi? Kenan Evren geçmez miydi? Cemal Gürsel geçmez miydi? Evet. Şimdi Diktatörün siz... dahi, iki tane diktatör var burada. Cemal Gürsel ve Kenan Evren. Diktatörün dahi heves etmediği bir işe heves eden bir sivil cumhurbaşkanı. Yazık Türkiye'ye. Şimdi siz Cumhuriyet'in kuruluş tarihi olarak 23 Nisan 1920'yi kabul ediyorsunuz. Evet. 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 Öyle söylüyorum ve bence tarihi gerçekçilik bu. <laughs> Bir de tabii şunu soracağım, Sayın Cindoruk net olarak o zaman şimdi bizim anayasamızın en temel unsurlarından biri kurucu irade. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasadan bu kurucu iradeyi bypass mı etmek istiyor? Tabii, tabii ve inanıyorum ki milli irade dediği iş kurucu iradenin önüne geçmeye çalışıyor. Milli irade dediğiniz her zaman yapılabilir, bulunabilir Hı -hı. iradelerdir. Her seçim bir milli irade ortaya çıkarabilir. Ve milli iradeyi denetleyen dünyada çok yeni bir organ var. Anayasa mahkemeleri. Anayasa mahkemeleri milli iradenin çıkardığı kanunları denetliyor. Bir ufak anı. Celal Bayar Alman Şansölyesi ve Almanya'nın kurucu Adana Ren Irmağı'nda gezi yaparken Alman devlet adamı diyor ki <laughs> Bayar'a sakın anayasa mahkemesi tuzağına düşmeyin. Bize işgal kuvvetleri anayasa yaptılar. Oraya Amerikalılar bunu koydurdular. Şimdi onunla uğraşıyoruz. Bizi tehdit ediyor. Bizi te tehdit ediyor. Anayasa mahkemesi milli iradenin üstüne çıktı. Eski kuşak devlet adamları bunu anlamamışlardır. Milli iradenin tahdidi değil. Görev bu. Şimdi sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan <laughs> milli iradeden bahsediyor. Peki milli irade sadece sandıktan çıkan oy mudur? Yani yoksa yasama, yürütme ve yargının toplamı mıdır? Mesela yargı milli iradenin unsurlarından <laughs> biri değil mi? Milli irade devrevidir. Seçim ortaya çıkar. Bu seçimde bir milli irade bir parlamento koyar ortaya. Sonra o parlamento değişir. Kum saati gibidir. <laughs> Kaç tane iktidar partisi geçti Türkiye'de? Evet. Hepsi milli iradeden bahsediyorum. Ama milli irade yanlış yapmaz diye bir şey yok. Çünkü milli iradeden çıkan sonucu halk organlara ileri kullanıyor. Organlar da yanlış yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onları da denetleyecek bir organa ihtiyaç var. İşte Adana'nın kabul etmediği o. Eski kuşak devlet adamı. Ama Amerika getiriyor ona diyor ki bir Hitler daha çıkmasını istemiyorsanız bu anayasaya anayasa mahkemesini koyacaksınız ve koyuyorlar. Bugün Almanya bundan memnun. Adenauer gitti. Ama bugün Merkel'in siz anayasa mahkemesine şikayetini duydunuz mu? Rayına oturuyor giderek milli üst hukuk. Yeni gelişmeler var mı? Evet. Haklar var ama hakların denetimi de var. Peki o zaman burada e, şunu da sorayım. E, siz meclis başkanı iken anayasanın e, 27 maddesi değişti. Evet. Siz nasıl bir yöntem izlediniz? Çok basit. Şimdi mecliste o zaman çeşitli e, obsüksiyonlarla veya formüllerle 10 parti birikmişti. Hı hı. Küçük partiler, 4 memursu olan, 5 memursu olan parti de vardı. Ama buna mukabil... Koalisyon ortağı olan iki büyük parti vardı vesaire. Hiçbirini ayırt etmeden bütün genel başkanlarıyla tek tek görüştüm. Ve on partiden ibaret, genel başkanlarla ibaret toplantılar yaptım. On partinin de genel başkanı. ki meclis başkanımız yanlış bir tutum yaptı, komisyon kuruyor. Anayasa komisyonu gibi bir komisyon. Hayır, parti genel başkanları e, bu konularda, Bağlayıcı ve aynı zamanda otoriteyi temsil ediyor. Onlarla anlaşacaksınız. Biz böyle parti genel başkanlarıyla oturduk, toplantılar yaptık, anlaştık. Onlar komisyonlar eleman verdiler. O komisyonlar yazıyı yazdılar, metni ortaya çıkardılar. O nedenle de iş sağlam. Şimdi bakınız 27 madde var, bir de ön söz var orada temize çekilmiş olan. Evet bir de ön söz var. Bir de doğru. ön söz var ki ön söz çok ağır ithamdır. Siz değiştirmiştiniz. Evet şimdi diyor ki ön sözde Kenan Paşa bizi millet çağırdı. Milletin çağırması ile geldik. Bir iftiradır millet çağırdı falan yok. Onları çıkaran bir takım değişiklikler yaptı. 10 parti mutabık oldu. 27 tane konuda meseleyi bitirdik. Ama on, her partinin itirazı olan Tahmin ediyorum 28 kadar daha gün vardı. Onları erteledik. Onların bir kısmı da 2001'de geçti. Şimdi diyorlar ki darbe anayasası. Bu darbe anayasası 987'de siyasi yasakların kalkmasıyla bir önemli e istihal geçti. Ne oldu? O zaman da bir, bir halk oylaması yaptı. Evet. Ve halk oylamasına... Turgut Özal da Kenan Paşa'da karşı hı hı. çıktı. Yüzde %50 buçuk civarında bir oyla geçti. Bu anayasanın bir kısmı maddeleri daha 87'de siyasi yasakların kalkması neyle? Halk oylaması. Yani bu anayasa bir halk oylaması geçirdi. Arkasından 2001, arkasından daha önce 95 değişiklikleri. Bu anayasada 107 madde değişti. Bunlar zamanda da değişti. En son işte çıkardıkları 2010'daki yetmez ama evet dedi vatandaş gitti. Yani 3 halk oylaması geçirdi bana anayasa. Evet 1982 %92 oyla evet. kabul edildi. Evet ama arkasından da tek çeşitli halk oylamaları yapıldı. Halk oylamasız bir takım maddeler değişti. Bugün dediğim gibi değişmiş olan madde sayısı 107. Bu anayasa zaten 175 madde. Evet. Şimdi bu anayasanın e, ilk başlangıçtaki kurucu iradesi bir darbe kurucu iradesidir. Ama bugün bu değişikliklerden sonra delik dışı olmuş, sivilleşmiş ve milli hukuka uygun değişiklikler yapılmış bir anayasa. Hı hı. Artık bu anayasaya bir darbe anayasası demek zor. Peki Sayın Cindoruk şimdi referandum için e, mecliste 330 gerekli. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisi devre dışı bırakarak referanduma gidebilir mi? Eğer yüzde %50'yi geçerse halk böyle istedi mi der? Ama evvela 330'u bulacak. Der mi? 330'u bulmadan hiçbir şey yapamaz. 330'u bulmadan e, anayasada bir referandum ihtimali yok. Hı hı. Yani meclis devre dışı bırakılarak evet. hiçbir şekilde ha. referanduma gidiş yolu yok. Bir bus çalma metotlarına tatbik ederlerse e, halk da ona... E, Halk cevap verir. Olur mu öyle bir şey? Mevbus me, çalma metodunu tatbik etmek için alenileştirmesi lazım hadiseyi. Bir takım partilerden, milletvekillerinden vazgeçmesi gerekiyor. Evet. O çok iğrenç bir şey olur. Evet. Şimdi biraz önce size sormuştum eğer hani 330 olamazsa nasıl olur diye. Ama bu durum aslında gündeme gelmeye de başladı. E, Böyle bir fiili durum yapacağı konuşuluyor. Hani 330 olmazsa e, bulmadan 330'u seçim yapabilir mi buna dair diye? Buna imkansız diyorsunuz değil mi? Böyle bir durumda bir macera nereye olur. sürüklenir? Onun içinde bir macera olur Türkiye içinde. Çünkü seçmenin oy oranları ne kadar değişiyor? Haziran ve Kasım seçimleri arasında gördünüz? Hı hı. Evet. %10 oynadı. Yani seçmen çok mobil. Eskisi gibi sabit değil. O riske girmez. Elinde mevcut bugün 317 milletvekili varken hı hı. bunu riske atmak e, akılca bir işti yani. E, evet bunlar çok aldanıyorlar, aldandık diyorlar ama bu kadar da aldanmazlar herhalde. Peki bir de şunu soracağım. Ben Cumhurbaşkanı olarak anayasayı korumakla yükümlüyüm dedi. Erdem Gül ve Can Dündar kararı yanlıştır. Onun için AYM'yi eleştiriyorum dedi. Şimdi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasayı koruyorsa e, tedirgin olmaya gerek yok herhalde değil mi? Şimdi, şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı ile hiç mutabık değiliz ee, anayasaya uyma konusunda. Anayasa uymak bir tarafa anayasayı değiştiriyor. Ne diyor? Benim tek dereceli seçimlerle anayasa fiilen değişmiştir diyor. Anayasayı fiilen değişmiş... Sayan bir cumhurbaşkanı anayasayı konular mı, koruyor mu? Anayasaya uymak zorunda. Evvela anayasaya uyacak. Anayasa uymuyor ki. Şimdi anayasa mahkemesinde 3 siyasi partinin ayrı ayrı yapmış olduğu başvurular var. Evet. 3 partide kişisel başvuru haklarını kullandılar evet. ve cumhurbaşkanının cumhurbaşkanlığı görevini ihmal ettiği, suisi ihmal ettiği, ve tarafsızlık ilkelerinden vazgeçtiği o nedenle de kendisi hakkında e, karar verilmesi gerektiğine dair hı hı. Anayasa Mahkemesi 6-7 aydır bunu inceliyor veya evet. e, incelemek tarafı, evet. almıyor tut, hı hı. tutuyor. Hı hı. Bireysel başvuru haklarını kullanan siyasi partiler. Ama bir karar vermek zorunda aynı zamanda. Şimdi şimdi hı. geçen gün yine sizin ee, kanalda Ayşegül Aslanla konuşurken söyledim Epi yankı yaptı. Cumhurbaşkanı evet. bugün oradan çıkacak muhtemel bir karara karşı Anayasa Mahkemesini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Yani o dosyaların kararı çıktığında da Sayın Erdoğan o zaman da evet. e, uymuyorum mu diyecek? Evet zaten onun için dedi ki uymuyorum saygı duymuyorum bir de dedi incindim. Şimdi son zamanlarda e, e, Zühd Arslan'a söylüyor. O, onu tayin tamam. ettiği için çok kızmış ona. Kırgınım diyor mesela. Cumhurbaşkanı niye kırgın olabilir? Mesela size kırgın olabilir, bana kırgın olabilir. Yahut da kendisine kart atan bir genç kıza kırgın olabilir. Ama Anayasa Mahkemesi Başkanı'na niye kırgın olabilir? Ben düşünüyorum bulamıyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı çok güzel bir şey. Ben işimi yapıyorum. İşimizi yapıyoruz, karar kararımızı yazıyoruz. Hı hı. Bu karara saygı duymak zorunda olduğumuz tartışılabilir. Ama uymak zorunda olduğumuz anayasanın açık hükümleri var. Anayasa Mahkemesi kararları kesin ve herkes uymak zorunda. Bu herkesin içine Cumhurbaşkanı giriyor. Cumhurbaşkanı uymuyorsa anayasaya uymuyor demektir. Bırakın korumayı, anayasayı ihlal ediyordur. Şimdi çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de vatan hainliğini, ile ilgili hiçbir karar yok diyorlar. E var. yasada da Bayar hakkındaki karar var. Ben o mahkemenin kararlarını çok ciddi bulmadığım için, taraf bir ihtilal mahkemesi olduğum için zaman zaman eleştiriyorum. Orada diyor ki, anayasa ihlal vatana ihanet suçudur. Ve Celal Bayar'ı mahkum ediyor. Hem de idama. Bir böylesine ve bunun gerekçeleri var. Kendine göre bir takım gerekçeleri var. Bir de madde 309 e, galiba burada gündeme geliyor 100. değil mi? E, geliyor. Şimdi de, e, düş, diyorlar ki hiçbir bunun bir emsali var mı? Var. Yanlış da bir emsal olsa. Anayasayı biz o zaman savunurken Bayar'ı anayasayı ihlal etmediği için savunduk. Yoksa anayasa ihlal vatana ihale suçu değilleri savunmadık. diyor ki Bayar'ın anayasayı ihlal Söz konusu değiller, öyle sorduk. o zamanki ki ad avukatları. Ama oradaki doğru bir tespit var, nitekim literatür var dünyanın her yerinde. Orada dediği doğru. Bir cumhurbaşkanı anayasayı ihlal ediyorsa vatana ihanet ediyordur. Şu anda aslında anayasayı e, ihlal eden de bir süreci de yaşıyoruz. E onu tespit etmek de kolay. Anayasa mahkemesi bunu tespit edecektir. Hı hı. İş ki mecliste e, çoğunluklar var, 5'te 4'e varan. O çoğunluklarla müracaat yapılsın. Ama Cumhurbaşkanı bunu da şunu hatırlatmak lazım. Bugünkü muhkem kale gibi olan vaziyeti bugün için muhkem kaledir. Yarın e, hele Anayasa Mahkemesi tarafsızlığı ihlal ettiği Anayasa ihlal ettiği yolda bir hı hı. karar alırsa ortaya yeni hukuki meseleler çıkar. Ve parlamento bugün bir karar vermezse çoğunlukları onlar da olabilir. Yarın o çoğunluk değişirse böyle bir karar çıkabilir. Risk var Cumhurbaşkanı için. Onu önlemek açısından, o gün de söyledim Ayşe Nur da şimdiden iki gazeteci hakkındaki karara saygı duymadığını, uymadığını kabul etmediğini söylüyor. Yani aslında o dosyalardan karar çıkınca işte buna ön alma gibi bir şey oluyor. Hatta Adalet Bakanı daha da açık konuşuyor. Kendisinin Adalet Bakanı. Bu bir hukuki cinayettir diyor. Anayasa Mahkemesi cinayet işlemiş. Hani Anayasa Mahkemesi'ni hani kadınları öldüren katillerle aynı noktaya getiriyor. Bu böylesine bir... Ben hiç duymadım böyle bir tabir. Bir Adalet Bakanı'na yakışmaz Biraz evvel panelde de söyledim. Eskiden Sultanahmet'te arzuhalciler vardı. Arzuhal yazarlardı. Tahliye talepleri bilen Orada böyle gerekçeler olurdu. Bir Adalet Bakanı'na yakışır gerekçe şey mi? Anayasa Mahkemesi. Olmadı de. sözcü çıkıp açık. Anayasa mi? Mahkemesi nasıl cinayet işler? Yasal haklarını kullanıyor. ha Yanlış karar verdi diyebilir. Kararı itiraz edebilir, evet, teklif evet. edebilir. Ama Anayasa Mahkemesi'ni cinayet işlemekle suçlayan bir Adalet Bakkanı Cumhurbaşkanı'na siper kazıyordur. Peki Sayın Cindoruk şimdi o kadar önemli e, konularımız varken aslında e, sorunlarımız varken işte Güneydoğu ortada evet. çözüm süreci denildi. Şimdi başka çözümler aranmaya çalışılıyor. Peki niçin anayasa değiştirilmek isteniyor? Yani e, bu kadar sorun varken seçimler oldu bitti önümüze bir başkanlık sistemi düştü direkt. Sorun olarak. İki, iki, i̇ki burada siyasi enstrüman kullanıyor Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Ee, konu değiştiriyor. Türk siyasi hayatına bunca sıkıntının içinde terör olaylarının büyümesi, Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları hı hı. ve tabii e, bir de kendisini ortaya koyduğu partisinin siyasi İslam teorisi gibi konular varken ortaya konu değiştiriyor, mevzu atıyor, tartışma yaratıyor, dikkati başka noktaya çekiyor, Suni iyi gündem yaratıyor. Birinci aşaması bu. Ve evet, bu da da başarılı. Bakın burada saatlerdir bunu konuşuyoruz. Bunu konuşuyoruz. Biraz evvel panelde saatlerce onu konuştuk. Olabilirliği olmayan… Bir, Zaten biliyorsunuz giderken yurt dışına evet, dedi, gidiyordu havaalanında, ben şimdi dedi konuyu koyuyorum He. buraya gidiyorum dedi. Siz tartışmaya ya. devam edin dedi. Al topu atıyor sahaya. Hadi siz siz oynayın. Ben geldiğim zaman o topu alırım sizin elinizden veya bir başka top daha atarım. Cumhurbaşkanının bu metodu siyasette zaman zaman kullanılır. Mesela Özal bunu çok yapmıştır böyle konularla. Konuyu ortaya atarak başka konuyu örtmek. Şimdi bir bu var. Bir ikincisi de Cumhurbaşkanının 1973 74 senelerinden bu yana, gençliğinden bu yana bir hedefi var. İslam devleti, siyasi İslam. Bugün övünüyor mesela. 1 milyon 200 bin imam hatip talebesi var diye övünüyor. 1 milyon 200 bin imam hatip talebesi ne yapacak diyor. Ölü yıkamayı diyor öğrenmeliler diyor. Evet. E, senede 1 milyon 250 bin kişi ölmüyor ki. Herkese bir tane şey düşsün. ölü yıkayacak. Olur mu böyle bir şey? Temel eğitim, İmam Hatip'in üstüne oturabilir mi? Temel eğitim teknik liselere, meslek liselerine yahut e, verimli olan lise eğitimlerine, klasik eğitimlerine doğru O 1 milyon 200 bin kişiyle ortaya atmak istediği bir dini ruhban sınıfı değil. Aksine e, siyasi İslam'ın askerlerini yetiştirmeye çalışıyor. Yani devrim muhafızları ortaya koyma uğraşıyor. Ve hala o hedefleri var. Zaman zaman dikkatle ok seyrediyorum. Mesela bir milletvekili dedi ki Cumhuriyet dönemi parantez arasıdır dedi. Evet. E, kendisi ikiye bölüyordu Eski Türkiye, yeni Türkiye. E, eşi biliyorsunuz son günlerde açıklamalarda o bulunuyor. O enkaz devraldığını söylüyor. Harem dedi, okuldur dedi. E, Başbakan başka bir şey söylüyor. Cumhuriyet dönemi fetret dönemidir diyor. Sadece bizim dönemimizde diyor. E, siyasi hareketler ve din dengeye uğrar. Ulaşmıştır. Yani fetret devri dedi peygamberlerin olmadığı dönem. Yani dinin olmadığı bir dönem. Dinsizlik dönemi. Başbakan da böyle söylüyor. Cumhurbaşkanı da böyle söylüyor. Aileleri de buna benzer evet. şeyler söylüyorlar. O kadronun varlığı siyasi İslam dediğimiz teori bütün Orta Doğu ülkeleri de var. İran'da gerçekleşmiştir. Dine dayalı devlet var İran'da. Hı hı. Onları da tenkit edebiliriz ama bizim dışımızda. Ama Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmayan, bugün siyasi Hristiyanlık var mı Avrupa'da? Yok. Vatikan'da dahi siperlerine çekilmiştir. Ama Orta Doğu ülkelerinde, Arap ülkelerinde, Müslüman ülkelerinde, Malezya'da bile. Malezya devleti bizim başbakanın eğitimini gördüğü bir ülke orada devletin dini İslam'dır yazıyor. Şimdi bir de böyle bir hedefleri var. Cumhurbaşkanı bu hedeften vazgeçmiş değil. Bunun olabilirliğini düşünüyor. Olabilirliği evet. düşündüğü için herkesin de tedirgin olduğu son zamanlarda Obama'nın Amerika'da tedirgin olduğu Hı -hı. şey bu. Acaba Kürt hareketiyle bir uzlaşmaya varabilir mi? Peki Bağımsızlık işte... hareketiyle bu konuda bir anlaşmaya varabilir mi? Böyle evet. bir niyetim var. Ben onu tenzih etmek istiyorum. Öyle bir şey yapacağına da inanmıyorum. Şimdi biz e, konuşuyoruz ancak burada e, çok önemli bir görev düşüyor medyaya. E, fakat varsa, malum. Varsa. Medya e, malum. E, biz elimizden gel geldiğince evet. tabii ki bunları yansıtmaya çalışıyoruz izleyicilerimize. Siz deneyimli isimlerin özellikle tecrübeleri, evet. sözleri bizim için çok önemli. E, biz bu anlamda bir kitap okuma kampanyası da başlattık ee, sayın Cindoruk sizin de elbette görüşlerinizi almak isteriz ee, hem önemli kişilerin görüşleri var aktarıyoruz bir anlamda dediğimiz gibi e, kitap okuma kampanyası ama e, bunun da ötesinde tabi bilgi paylaşımı bilgi aktarımı daha çoğalarak e, gitmesi açısından da siz neler söylersiniz kampanyamızla ilgili tabii, şimdi bizim kutsal kitabımız oku diye başlıyor ikra. Bizim okumamız lazım. Şimdi e, şu, eğer bir eleştiri, bir fikir bilgiye dayanıyorsa o çok önemli bir hadise. Karşı bilgiyi de elde edebilirsiniz <laughs> ve bilgiyi çeşitlendirebilirsiniz. Benim şimdi demin medya varsa dedim. Medyadaki arkadaşlarımın hepsini tenzih ediyorum. Ama bugün şu, ve amatör bir seyirci olarak bakıyorum kendime seyredecek bir tek sizin kanalın kaldığını görüyorum. Açıyorum Dijitürk'ü, bakıyorum. Şimdi başbakan bir konuşma yapıyor, bir iskemlerin üstüne çıkmış olsa bile en az 15-20 kanal aynı anda veriyor. Bu bilgi kirlenmesi, kirlenmesidir. Bu okuma kısıtlığımızdır. Bu çeşitli düşünceleri paylaşma eksikliğimizdir. Ve tabii buradan demokrasi çıkarmakta da zorluk çekiyoruz. Evet maalesef. Oylar diye böyle oynuyor. Yani Haziran'da Kasım ayı arasında 5 ayda yüzde on oylar oynar mı? Evet. Belli ki burada yönlendirme var. Evet. Peki. Bunu ellemek için bana bir görev düşüyorsa ben yaparım. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Sizin gelip burada görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok önemliydi. Süremizin de sonuna geldik. Tekrar hem izleyicilerimiz de bize katıldılar. Mesajlarını okuyamadık ama onların da adına da sizlere, evet. size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim geldiniz. Ben onlara için. teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler günün manşetlerini burada noktalayalım. Saat başında Fatih Artürk'le Türkiye Nereye programı var. Orada da yine önemli konular gündeme gelecek. Bizden ayrılmayın.